itibariyle gerçekleşecek bir transfer olarak yorumlamamız çok zor olur Cenk Tosun durumunu. Sebebi şu, çünkü halen Beşiktaş kulübüne gelmiş olan bir resmi teklif yok. Chicago kulübünün MLS ekibi, Chicago'nun Cenk Tosun'la ilgilendiğini, menajerler aracılığıyla böyle bir ilgilenme durumu olduğunu, öte yandan belki ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde Beşiktaş kulübüne bir teklif kağıdı gelme ihtimalinden bahsediliyor. Ancak henüz kulübe gelmiş bir durum yok. O nedenle biraz daha beklemekte fayda var. Daha çok sıcak bir gelişme. Ancak şöyle bir durum var. Henüz Beşiktaş'ta kulübe bir teklif gelmediği için bunun üzerine net bir ifade kullanamıyoruz. Ancak Cenk Tosun durumunu şöyle anlatabiliriz. Sezon başı yapılan kontrat bir yıllıktı ve içerisinde bir madde vardı. Tüm sezon resmi mücadelelerde Cenk Tosun 15 gole doğrudan etki etmesi durumunda. Parantezi açabiliriz, gol asist sayısında 15 rakamına, 15'e ulaşması durumunda kontratı otomatik şekilde uzar maddesi var. Bunun içinde artık 1-2 gol doğrudan etki etmesi kaldı. Şu an itibariyle 14 bu sayı, gol ve asist sayısı. Hem Türkiye Kupası hem de ligi düşündüğümüz zaman artık çok yakın bir tarihte Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta sözleşme yenileme durumu gerçekleşecek. An itibariyle Beşiktaş'ta Cenk Tosun 550 bin euro para kazanıyor, yıllık ücret. Elbette oyuncu bu konuyla ilgili bir şey söylemiyor, ancak yenilenecek olan teklifte biraz daha bu paranın yükseltileceğinden bahsediliyor. Ancak tabii ki Cenk Tosun hem performansıyla hem Beşiktaş'taki sembol figürlerden birisi, daha yüksek bir para istemesi gayet normal. Bu görüşmeler ilerleyen günlerde otomatik mi uzayacak? Beşiktaş tekrar masaya oturup mu yeni bir kontrat yapılacak daha uzun süreli? Bu biraz planlanıyor ama ben bugün itibariyle Cenk Tosun Chicago'ya gidecek, Cenk Tosun için 2 milyon dolarlık bir teklif geldi diyemiyorum. Sadece doğrulatabildiğim bölüm menajerler aracılığıyla kulübün, Chicago'nun ilgilendiği yönünde. Henüz bu kadar üstüne basa basa transfer gerçekleşecek, Beşiktaş bunu düşünüyor diyebilecek noktada değilim. Şu an itibariyle bence Chicago'ya satışından ziyade Cenk Tosun ve Beşiktaş arasında o sözleşme yenileme durumunun akıbeti çok önemli. Aykut İnce, bilmiyorum anlatabildim mi? Levent abinin de sorusu olur mutlaka. Belki Gürcan abi soru sorar. Şimdi bizim Tolga Tezcanoğlu da diyor ki, Aykut abi, Ameri Major League 2 hafta oldu başlayalı. Şakir'i de Chicago Fire'da. Levent abi diyor ki, babası, Cenk'in babası bizim Mahmut Alpaslan'la konuşmuş. Onlar dostlar. Almanya'da. Şenol Tosun. Evet. Demiş ki, ben bu sabah Türkiye'ye geldim. Menajerler İstanbul'da. Menajerler İstanbul'da demiş. Maç sonunda. Bugün maç olduğu için. Görüşme olmayacak. Maçtan sonra masaya oturacaklar demiş. Babasının ifadesi. Yarın masaya oturacaklar. Mahmut Alpaslan söyledi. Tabii Mahmut Hoca'nın söylediği. Söylediğini yani. Söylüyorum. Ben tabii, bilmiyorum tabii. Yani. Şimdi en iyisini Sercan bilir. O bilir. Sercan bilir tabii. Beşiktaş'ı o iyi biliyor. O takip ediyor. Estağfurullah Levent abi. Öyle. Zaten fısıltı gazetesi. Biz sadece asist yapıyoruz. Sercan onu geliştirir. Ona bir şey söyleyecek halimiz yok. Bir de Sercan'ın üşümesi için böyle uzatıyoruz. Sizin asistlerimiz de güzeldir Levent abi. Öyle oğlum. Ben biliyorum yani. Şimdi doğrusu bu ya. Sen Beşiktaş'ın içinde olan bir insan, her şeye hakim olan, hep transferleri yakından takip eden, veren bir insansın. Estağfurullah. Şimdi dolayısıyla biz sadece Mahmut'la dışarıda konuşurken öğrendiğimiz bilgiyi seninle paylaştık. Yani gelişimi sana bırakıyoruz. Kendimi bilemeyiz o kadar ya. Yo, doğru söylediklerinizde gram yanlışlık yok zaten. Levent abi. Çünkü menajerler böyle bir teklif geleceğini söylüyorlar. Ancak ben Beşiktaş kulübü tarafıyla konuştum bu durumu. Henüz resmi bir teklif gelmediği için bu konu üzerinde Beşiktaş'ın fikrini de söyleyemiyorum. Ancak Beşiktaş'ın ilk isteği, temennisi Cenk Tosun'la yola devam etmek. Yani bugün eğer böyle üzerine, hani benim öğrendiklerimden üzerine konuşabileceğim şey, Cenk'in Chicago'ya transferi veya satışı değil, bence öncelik Cenk Tosun'un Beşiktaş'la yeni kontrat imzalaması. Ben bunun daha güçlü bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ama bir şey tabii baştan sonra Şenol bir şey daha paylaşmak tabii istiyorum seninle. Aldığım bilgiye göre, bize aldığımız bilgiye göre Chicago'yla yapacağı sözleşme 3 yıllık olacakmış ve ücreti de çok ciddi yüksekmiş. Yani 32 yaşına Haziran'da tabii girecek 4, bir oyuncu 4, için katın. Yani bu böyle bir parayı herhalde kariyerinin sonlarına gelirken reddetmez de. Burada Beşiktaş söz hakkı Beşiktaş'ta yani sonuçta.
bilmiyoruz. Üzerine sizin bilginizin üzerine katabileceğim şey Levent abi. Cenk'in şu an mevcut Beşiktaş'ta kazandığı paranın 4-4,5 katı Chicago kulübünden kendisine yıllık ücret teklif edildiği yönünde. Evet, işte. Sizin söylediğinize ek olarak hani kat be kat üzere... Bunu 3 yıl olarak düşün Sercan. Aşağı 5 yukarı 2-2,5... 3 yıl olarak düşünürsen bunu sen 7,5 milyon dolar veya euro yapar bilemiyorum yani. Amerika'da dolar geçtiği için. Yani dolar abi, olarak. Ya burada Beşiktaş'ın, Cenk Beşiktaş'ın kıymetli bir oyuncu. Tabii. Bu sezon itibariyle de Valerian İsmail'in ayrılışı sonrasında öneminin ne kadar çok fazlasıyla olduğu anlaşıldı. Beşiktaş kulübünün burada yapması gereken durum bence Cenk Tosun'la belki Chicago'da alacağı veya alması ihtimal olan para değil, ancak takım arkadaşları veya hücum oyuncuları arasında yeni transferler vardır. Elbette futbolcular yanındaki arkadaşlarının aldığı yıllık ücretleri biliyorlar. Şu an aldığı 550 bin euro değil de biraz daha üst kademeye, bilmiyorum bunu yöneticiler, başkan, Emre Bey, Cenk Tosun tarafı, ailesi daha iyi kararlaştıracaktır. Bir rakam üzerine bir şey söylemem yanlış olur. Ama doğrusu burada Cenk Tosun'un maaşında iyileştirilme yapılması. Benim şahsi düşüncem bu. Ne kadar olur onu tabii yetkililer daha iyi bilir. Bir de hatırlarsan Şenol Hoca son Bursa'nın toplantısında şöyle söyledi. Gazetelerde manşet oldu gidecek oyuncular konusunda. Herkes gider, Cenk kalır dedi biliyorsun. Sanki Cenk gidecek gibi bir imaj oluyor şu transfer görüşmesinden dolayı. Yani burada tabii Beşiktaş kulübünün davranışı da önemli. Çünkü Beşiktaş bence ne kadar fiyatını yükseltirse yükselsin Cenk'in, Amerika'daki ücrete ulaşamaz yani. 4,5 katından söz ediyorsun. Öyle değil mi Sercan? Yani 4,5 kat yani nerede? 550 binin 1 milyon euro yükselsin yani. Ama 2,5 milyon dolar alacak orada. Bayağı yüksek. 3 yıl sözleşme. Bayağı yüksek bir para. Hani az önce Levent abi rakam konusuna girmeyelim dedik ama Cenk Tosun'un piyasası şu an ne kadardır diye düşündüğümüz zaman en azından 550 bin euro olmadığı kesin. Kesin. 20-25 milyon, 25-30 milyon TL civarında bir paradan bahsedilebilir. Tabii bu sadece benim bu Cenk Tosun konusu, yıllık ücret konusunda ilk aklıma gelen rakamlardan. Yani 1,5 milyon dolar alabilir diyorsun yani. Alıyordur o parayı ama ya. Almıyormuş. Bonuslarla falan. Yani Beşiktaş'ın normal şartlarda 25-30 lira alıyordur ya. 550 garanti para. Bu 550'nin dışında bonuslar var mı Beşiktaş'ta Cenk'in aldığı? Yani Gürcan abin diyor ki 550'den fazla kazanıyordur diyor. Maç başıları, işte primler mirimler, o para bire gelir yani. Sercan'ın dediği rakama gelir. Yani biraz daha yenilenmesi, evet Gürcan abi, maç başı ücretleri vardır. Sadece yıllık ücreti 550 bin euro diye garanti diyorum parası ben. Olur. Doğru da bildiğimi düşünüyorum. Tabii garanti parası. Bunun işte Türk lirasına çevirdiğimiz zaman artık sanki böyle 30 milyon TL civarında bir paranın ortalama yapılması gerekiyor. Şöyle bir durum var, aklıma geldi. Cenk, Valerian İsmail'den sonra Şenol Hoca dönemiyle birlikte gol asist yaptıktan sonra, yani kontratında o yazan 15 gol etki etmesi durumunda otomatik olarak uzar maddesi olduğu zaman ben yetkililere sordum. Yani bundan çok çok zaman önce, 3-4 ay önce. Cenk Tosun'la ilgili bir sözleşme yenileme durumu olacak mı? Yoksa kontratının otomatik olarak uzaması mı beklenecek diye sordum. O zaman cevap alamamıştım. Ama o gelinen noktada bir teyit ettirdiğim bir durum var. Şu an Beşiktaş ve Cenk Tosun arasında herhangi bir sözleşme uzatmaya dair bir görüşme yok. Bu ne anlama geliyor? Beşiktaş kulübü bu 15 gole etki etmesi durumunda otomatik uzar maddesinin devreye girmesini bekliyor. Bu devreye girerse de ortalama artık yeni maaşı 16-17 milyon TL civarında olabileceğini düşündüğümüz zaman kulağımıza gelen bilgiler oyuncu cephesi tarafından biraz az karşılanıyor olabilir. Bunu Cenk ne yakın çevresi söylemiyor tabii ki böyle azdır çoktur şeklinde, ama düşündüğümüz zaman elbette o da kendini diğer arkadaşlarıyla kıyaslıyor olabilir. Burada olabilir. Daha orta yol bulunarak Cenk ve Beşiktaş'ın sözleşme uzatması gerekiyor. Bir yıllık değil, uzun bir süre. Örneğin Abubakar kaça geldi Beşiktaş'a? Önemli bir figür olduğunu düşündüğümüz zaman. Abubakar kaça geldi? Kaç paraya geldi? Abubakar 3 milyon euro yıllık ücret, 1 milyon euro imza parası, 3,5 yıllık kontrat. Yani Cenk Tosun da baktığımız zaman takım kaptanı, fedakarca oynuyor. Onun yanında aldığı ücret çok ufak kalmış ya. Tabii. Çok ufak kalmış. Milli takımında yani santrforu yani. Onun seviyesine çıkmasını beklememekle birlikte. Tamam ama yani onu da iyileştirmek yani lazım. İşte bak takımda bunlar sorun yaratır. Yakınlaşma olması gerekiyor. Şey yaptı ya Trabzon.
Abdülkadir'i, kaleci Uğurcan'ı. Evet, doğru söylüyorsun. Onların ya bir de bunun yenileden takım da 550 bin euro net alsa evet, bile Gürcan'cığım burada sıkıntı yaratır. Sercan. Yunus da Kerem'in sözleşmeleri. Sercan'ın mesela evet, Galatasaray'ı evet, yaptı evet, eksikti ama Sercan'ın dediği doğru bir şey var. Burada o da takip ettiği için Beşiktaş'ı iyi takip ettiği için iyileştirmesi lazım. 30'a çıkması lazım diyor. Yani 11,5 milyon euro almalı diyor. Anladığım kadarıyla. Doğru mu? 30 milyon TL'den. Ben sadece yorum ben evet Levent abi doğru. Evet. Yani bunu Cenk Tosun tarafıyla konuşmuş biri olarak söylemiyorum. Tabii anladım sadece ben. Beşiktaş'ı takip eden biri olarak yani Cenk Tosun tarafının benim param yükseltilsin dediğini duymadım ben. Ama biraz böyle takım dengesini sizler daha iyi yorumlarsınız. O seviyeye 30 milyon TL civarında bir paraya çekilebilir. Tabii ki bunu hem başkan Sayın Çebi profesyoneller daha iyi bilecektir. Sadece biz hani zaten burada bana göre Şenol Hoca da bir tavrını koyması lazım. Herkes gider Cenk kalır diyen bir teknik direktörün Cenk Tosun gibi bir silahı kaybedeceğini düşünmüyorum ben. Çünkü Cenk Şenol Hoca tarafından maç kadrosuna alınmadı. Bu ne demek oluyor? İki maçtır maç kadrosuna alınmayan, Gezdal'ın yokluğunda bile kadroda düşünülmeyen bir oyuncunun genel olarak Şenol Hoca'nın kadroda görmediği, görmek istemediğini anlayabiliriz. Ki defalarca bunu tekrarladık. Açıklanmayan yarı bir kadro dışı konumunda Kevin Enkudu şu an. Bugün ben açıkçası Şenol Hoca'ya Kevin Enkudu ile ilgili durumu sormak istiyorum. Maç sonunda artık transfer dönemi de sonuçlanmış oluyor. Bitmiş oluyor. Kevin Enkudu takımda kalmış oluyor ve geri kalan sezonun bölümünde faydalanacak mı? Yoksa kadro dışı kalma durumu, daha doğrusu açıklanmayan, bizim sezdiğimiz, gördüğümüz, maç kadrosuna alınmayan, kadroda düşünülmeyen, satılsın denilen bir oyuncunun gelecek haftalarda maç kadrosunda olup olmayacağını elbette Şenol Hoca karar verecek. Ama ben yine şahsi düşüncemi söyleyeyim bu konuda. Şenol Hoca'nın Kevin Enkudu ile ilgili olumsuz düşüncelerin devam edeceği yönünde. Çok teşekkürler Sercan. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz Sercan.